Herkese merhabalar sevgili dostlar. 29 Ekim Cumartesi İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun diyerekten başlayalım videoya. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki dileyenler teşekkürler butonundan videonun altında bize destekli olabilirler. Bunları hatırlatarak başlayalım. 10 koşu program meydan 3 yaşlar patları 1400 mesafe kum piste çıkacaklar. İlk olarak 14 gün evvel start almış, 3. olmuş olan bir safkanla başlayacağız burada arkadaşlar. 7 numara, Çamönü Hatun'u Ali Alpagut'ta start alacak olan isim. Burada e, ilk vereceğimiz safkan konumdadır. Yanına hemen 2 tane 4. olan, daha evvel 1.39'luk bir derece elde etmiş bir safkan. Gökhan Gökçe ile mütercim 2 numaralı safkanı da ilave etmeyi düşünüyoruz. E, bu safkanların haricinde... Bir de denemek isterseniz eğer e, burada bir sürpriz ihtimali olarak Apranti Cemal Paso ile birlikte Prenses Songül 10 numaralı da yazabiliriz. Şöyle bir hemen idman göstereceğim. E, burada idmanlara baktığımızda e, dikkat çeken bir safkan daha var. Ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 5 numara Yanık Adem isimli safkan. Burada 5 numarayı da e, ilave etmek isteyenler yine yazabilirler diyorum. 5 ve 10 ilave etmek isteyenler için seçeneklerdir. Ee, esas önerimiz ise 2 numara ve 7 numara olarak burada şekilleniyor. İkinci koşuya gelelim arkadaşlar. Burada 15 handikap, 3 yaş, 2 yaşlı İngilizler, 1600 mesafe, kum pist yarışını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda iki safkanın ön plana çıkacağını daha çok tahmin ediyorum. Biri 2 numara No Hard Tolga Hills start alacak. 2 yarıştır kazanan isim 14 gün evvel kazandı. Ve diğeri ise bir numara Oğlu Mayaz. O da Eren Aktu ile start alacak. 26 gün evvel kazanmış olan safkan daha evvel yarışlarında ise yine toplamda 4 yarışta 3 galibiyet çıkardı. Bu iki safkandan birisinin kazanacağını düşünüyorum. 1 2 burası için yeterli olacaktır diyorum. Gelelim üçüncü koşuya arkadaşlar. Şart 5 3 yaşlı İngilizler 2400 mesafe çim pist yarışı. Bu koşuda start alacak. 6 safkan mevcut. Biri 149 gün arayla geliyor. 2 numara hırçın dostum. Bu safkanın kalitesi tartışılmaz fakat 2400 mesafede ben gelebileceğini zannetmiyorum. Ne kadar hazır olursa olsun mesafe çok uzun. Ee, bu yüzden burada bu ismi e, birazcık geri planda tutmakta fayda var diyorum. Kalan isimlerde ise benim arkadaşlar burada favori gördüğüm e, safkan ekörüler olacak. Asfar ve Verigold Yanına at yazmak isteyen varsa tabii ki yazabilir ama biz burada bu ekörüyü tek geçmeye uygun görüyoruz. İki safkanın da durumu iyi geliyor. E, Asfar 28 gün evvel bir 7. elde etmiş olabilir fakat önceki yarışlarında iki galibiyet, iki üçüncülük bir dördüncülük elde ettiğini unutmamak lazım. E, aynı zamanda bu safkanların hepsi 3 yaşında ve Asfar bu mesela mesafede koşmuş olan 2400 mesafe gibi uzun bir yarışı koşmuş olan tek safkan. Ekürüsü Verik oldu 16 gün evvel 5. olmuş ve son 6 yarışta 2 kez galibiyet çıkarmış ve tabeladan hiç düşmemiş bir e, safkan olduğu için burada ekürleri tek olarak veriyoruz. Dördüncü koşuya geçecek olursak arkadaşlar 10 safkan start alıyor. Meydan 3 yaşlı Arap atları 1400 mesafe kum pist yarışı. Bu koşuda start alacak arkadaşlar 10 safkan mevcut. Bu 10 safkandan e, görüldüğü üzere 4 tanesi eküri olarak start alacak. Biz de bu ekürleri burada öncelik olarak sunuyoruz. Favori gösteriyoruz. İsteyenler yine tekte geçebilirler. E, Kaya ekürüsü safkanları. 6 numara Atlı Sultan. Baktığımızda 14 gün evvel ikinci olmuş bir safkan. Yine Akeza. Burada Cemal Pason'un bineceği. Efsanenin kızı 7 numaralı safkan da 14 gün evvel yine 2.lik elde etmiş bir isim. Ekürlerden yine Özgün Kaya 4 numaralı safkan 42 günlük arayla geliyor. Fakat daha evvel Birlik derecesiyle bu gruptaki en iyi dereceye sahip olduğunu da görüyoruz. Yani burada ekürler çok avantajlı gözüküyor diyebiliriz. Bir safkan daha yine start alıyor 9 numara Hırçın Hatun ekürlere ait olarak. Yani burada bu 4 isim iyi bir performans sergiledikleri takdirde yarışı alabilir ekürler. O yüzden de biz burada tek olarak gösteriyoruz. Ama e, fazladan tek atmaya gerek yok. Ben burada tek atmayacağım diyenler varsa Şeyh Beyit e, arkadaşlar 5 numaralı Safkan Atakan Cem Dağlı verenle birlikte Şeyh burada yazabileceğimiz bir isim. 2 yarıştır 4. gelen bir Safkan e, ve ilk İlberk arkadaşlar. Görkem ile start alıyor. 5 6 3 3 şeklinde geldi performansı. 16 gün evvel çim pisti 3. olmuştu. Ee, yani bu şekilde bile yapsak kuponu en geniş ihtimalle 1 4 5 olur ama 4 numara veya işte 6 numara burada ekürler tek olarak e, atabilirsiniz diyorum. 5. koşuya gelelim. 14 handikap 3 çıkar İngilizler. 1700 çim pist yarışı. 9 gün evvel koşmuş ve kazanmış bir isim. 63 kiloda olsa da Onur Yıldız'la birlikte Bianco 2 numaralı safkanı sizlere favori olarak öneriyoruz arkadaşlar. Yanında 14 gün evvel 2. olan bir safkan. Eren Aktu ile birlikte Turamhan Han 5 numaralı safkanı yazmanızı önereceğiz. Barış Kurdu ile birlikte Entrevista 9 numaralı safkanla devam ediyoruz. 14 gün evvel 5. oldu. Abranti Mert Uyar'la birlikte Agassi 10 numaralı Safkan 14 gün evvelde bir üçüncülük elde eden bir isim. Bence burada gayet güzel bir sürpriz olur gelirse bu ismi de yazabiliriz. Ve Hüseyin Şimşek'le birlikte World Fest 7 numaralı Safkan buraya yazılabilecek son isim olarak önerebiliriz. Yine bir sürpriz ihtimali olarak gözüküyor bu Safkan'da diyebiliriz. Gelelim 6. koşuya kısa vade 7 dişilere mahsus 4 yukarı Arap atlarının 1800 mesafe çim pisti yarışı olacak. 14 gün evvel 3. olan bir isimle başlayacağız. Nevzat Avcı ile birlikte start alacak. 6 numara Es Hanım. Yanında 5 numara Alaşya diyeceğiz. Güler Küresi Safkanı Bekir Mert Mırık start alacak. 9 gün evvel 5. olan 6 yarışta 2 galibiyet ve ee, tamamen tabela performans sergilemiş bir Safkan. E kurterekürüsünden Eran Aksül'e birlikte 4 numara Günyeli isimli safkanı burada bir diğer öneri olarak sunacağız. 15 günevel 6. oldu. 6 yarışta 3 kez tabela dışı kalmasına karşın 2 kez kazandı, 1 kez de 3. oldu bu safkan. Yine burada yazılması gerektiğini düşünüyorum. Burada e, sürpriz yaratabilecek isimler var mı? Tabii ki var. Örneğin bunlardan birisi Rındam'ın 6 yarışta son 3 yarış tabela dışı olmasına karşın daha belki 3 yarışını üst üste kazanmış olduğunu hatırlatmak istiyorum. 22 günlük verdiği arayla birlikte burada kilosu 62 kilo olmasına rağmen sorun olmayacaktır. Sinan Özen'le birlikte şansı olabilir bu yarışta diye düşünüyorum arkadaşlar. E, Böyle bir kupon yeterli olur. Daha fazla yazmak isterseniz çok fazla seçerek mevcut bunlardan da tabii ki tercih edebilirsiniz. Yani 6 5 4 isteyenler buraya 2 numara veya 3 numara veya 1 numara gibi safkanları da tabii ki ilave edebilirler diyelim. Ve geçelim arkadaşlar 7. koşuya şart 4 3 yaşlı Arap atları 1200 için pist yarışı 16 gün evvel e, kazanmış bir isim Erhan Akdül ile birlikte 5 numara yalı efesi ile başlayacağız arkadaşlar. Bu safkana ilave olarak burada ekürleri söyleyeceğiz. Ekürler e, isteyenler yine e, tek geçebilirler. Ekürleri burada ikinci e, altılı için iyi bir tek, e, seçeneği olabilir e, ee, Zalim kanlı İzmir Nefesi, Kadefe Koşoğlu ve Nevzat Avcı dersi de start alacak ikürler denenebilir. Ee, burada 7 numara Aklime amcamın safkanı Bekir Mert Barık'la birlikte yine yazılabilecek bir isim olarak gözüküyor. 30 gün evvel 7. oldu fakat bir önceki yarışını kazanmıştı. Bir aylık aranın ardından daha toparlamış vaziyette gelip burada performans gösterebilir safkan. Ee, ondan sonra burada bir isim daha yazacaksa olursanız Kaya Kürsler Görkem birlikte Alma Atakaya isimli 3 duvaralı safkanı da değerlendirmeye alabilirsiniz diyorum arkadaşlar bu koşu için. Geçelim 8. koşuya kısa vade 7 3 yukarı İngilizler 2000 mesafe kum pist yarışı 25 gün evvel start almış olan bir isim burada Punch Mahal. Ciddi manada bu yarışın bence favorisi konumunda Barış Kurdu ile birlikte 62 kilo olmasına rağmen ben bu ismi çok avantajlı görüyorum burada. Ee, rakipleri olacak mıdır? Elbette ki olacaktır. 4 numaralı safkan burada olabilir, 5 numara olabilir ama bu isimler ne kadar formda gelirse gelsin birazcık kalite farkının ben e, devreye gireceğini düşünüyorum arada çünkü 2 kilo fark var. Yani Panch 62 kiloda start alıyor ama rakipleri de 60 kiloda olduğu için çok da fazla fark yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Ve 2 numara Panch Mali bu koşta favori olarak görüyorum. E, El Nino'ya değinmemiz gerekecek olursa 49 günlük bir arası var ve Safkan burada uzun bir mesafe yarış koşacak her ne kadar bu mesafede en etkili isim olsa da ben El Nino'nun vermiş olduğu bu 49 gün aranın ve 63 kiloda bütün yarış boyunca uzun mesafede koşacak olmasının birazcık dezavantaj olduğuna inanıyorum. Bu yüzden de 2 numara punch mahalle daha ön planda tutuyorum ve 2 numara punch mahalle sizlere tek olarak veriyorum arkadaşlar. Ama zaten sıkıntı yok. Biliyorsunuz ki alternatif tekimiz zaten bir önceki koşuda ekürlerde. Yani eğer burada punch Vale tek geçmeyeceğim, El Nino'yu yazacağım veya başka bir adı da yazacağım diyorsanız o zaman zaten bir önceki koşta burada ekürleri tek geçebilirsiniz. Böyle bir alternatif tek önerimiz zaten bulunmakta. Ee, geçelim bu 8. koşuda 2 numara tek dedik. 9. koşuya gelelim. Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 kompist yarışı. Ee, burada arkadaşlar... Yine Ekür'ü start alan amcamın safkanları Taşkıran ve Güç Sancısı. Taşkıran ilk yarışında 14 yinevel evvel 6. oldu. Nevzat Avcı ile start alacak olan safkan. Eee, 9 numaralı Güç Sancısı ise Kadir Tokoçoğlu ile start alacak. 16 gün evvel pistte ikinciliği. Bir önceki yaşta yine pistte üçüncülüğü var. Burada ekürler e, iyi durumda diyebiliriz. Dileyenler burada bir alternatif tek daha olarak bu ekürüyle tek geçebilirsiniz. diyorum amcamın safkanlarını. Eğer buraya ilave yapacaksanız maiden'dır ne olur ne olmaz diye. O zaman bir numara Miri Miran Muharrem Okla birlikte aprantisiyle. ile yine bir aprantı ile Cemal Paso ile 7 numara Cik Cik Kaya safkanı ve Bekir Mert birlikte 5 numara Yalnız Ay isimli safkanları da ilave seçeneği olarak düşünebilirsiniz. İsteyenler 9 numara tek. isteyenler ise 1 numara, 5 numara ve 7 numaralı safkanları da buraya ilave edebilirsiniz diyorum. 10. ve sonuncu koşu şart 4-4 yaşlı Arapatları 1300 çim pist yarışı. Halil Kaplan'la birlikte Big Boss 2 numaralı Safkan buradaki favorimizdir. Yanına Görkem Üstçelik'le birlikte Güler Kürüsü'nden 4 numara Kumral'a da performansını çok beğendiğim bir Safkan. Bu mesafede de en etkili isim ki en iyi derecede zaten sahip olduğunu görüyoruz. 3 numara Dirlik Kadir Tokoçoğlu ile birlikte son 6 yarışta da yalnızca bir kez tabela dışı kalmış bir Safkan olduğu için değerlendirmeye alabiliriz diyorum arkadaşlar. Bu Safkan'ı da. Bu şekilde e, burayı bitirebiliriz. Daha fazla burada yazmak istediğiniz bir isim olursa örneğin 10 numara uçuk veya 11 numara fırtına üzeri gibi isimleri de yine ilave edebilirsiniz diyorum. E, bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Diğer bir videomuz Ankara tahminleri de e, kanalımızda mevcuttu. Onları da seyredebilirsiniz diyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz de teşekkürler butonundan bize destek olmayı unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.